İngilizcedir. Tamam, dünyanın bilimsel dili İngilizcedir. Bakın, ben Almanya'da okudum. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Biyokimya ve moleküler fizik okudum ben Almanya'da. Almanlar İngilizce konuşmayı çok sevmezler, yeğlemezler. Fransızlar keza çok İngilizce konuşmaya eğilimli insanlar değillerdir. Ama dünyanın bilim dili İngilizcedir. Onlar bile bilimsel bir makale yazdıklarında, bilimsel bir şey yazdıklarında, bilimsel bir demeç verdiklerinde bunu İngilizce yaparlar. Yani bir siteye sağ tık basıp Google Translate'ten çevirerek bilgi aldığını zannetmek 2018 yılında cehaletin en köhne deliği herhalde. Sen araştırma yapma yetisine sahip bir insan değilsin. Vazgeç artık. Böyle bir araştırma sistemi yok yani. Sen oturup okuduğun bilimsel bir açıklamayı, fotonun altındaki bilimsel bulunan bir açıklamayı anlayabilecek kapasitede değilsen İngilizce'de, araştırma yaptım diye dolaşma hakkına sahip değilsin. Değilsin güzel kardeşim. Böyle çalışmaz yani bu işler. Kimse de mesela o işte kanseri yenecek araştırma yapılmış. Almanya'da olmuş ama Almanca yazmış. Dur şunu bir çevireyim de okuyayım demez. O adam gider sikke sike İngilizce yazar abi makalesini. Araştırmasını İngilizce dağıtır. Çünkü dünyanın dili İngilizcedir. Bu kadar basit yani. Bunun sebebi de millet Amerika'nın sikini alıyor diye falan filan değil yani. Vaktinde çok fazla sömürgeci millet vardı. Fransızlar da vardı, İspanyollar da vardı, İngilizler de vardı. İngilizce dili daha yaygın oldu. Çünkü çok basit bir dildir İngilizce dili. Günümüzde kullanılan modern diller arasında hakikaten en basitlerinden birisi İngilizce dilidir. Ve çok da fazla kolonist, emperyalist yaklaşımlar olduğu için pek çok millete de bunu öğretebildiler dillerini. O yüzden çok yaygındır ve İngilizcedir yani. Bu kadar basit. Bilim dili İngilizcedir. Böyle salak salak Türkçe. Bak, emek, emek. Emek olayı. Dur. Bu yine Blue Marble. Dur bulayım şu sayfayı da. Dur, bulacağım şu. Hangisiydi o? Bu arkadaşın tam bu arkadaşın bulduğu fotoğrafı bulayım da. İmaj, pardon, fotoğraf değil. Bu muydu? Blue Marble bu muydu? Ha bu. Arkadaşlar bakın burada İngilizce yazıyor. Tamam mı? Bunu böyle çevirmekle olmaz. Bakın aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Adam anlamadığı için ama tekrar anlatacağım. Yanlış hatırlamıyorsam burada bir yerde şey diyordu. Bir dakika. Hızlıca bir okuyayım. Hızlıca okuyorum. Okay. Okay. Kaç gün sürdüğüne dair bir dakika. Evet arkadaşlar buradaki imaj, buradaki görsel, sevgili dostlar. Bu görselde kullanılan şey modis. Modis deyip geçiyor ya. Modis deyip geçiyor ya. Modis'in adı Moderate Resolution Imaging Spectral Diameter. Yani farklı spektrumlarda fotoğraf çeken bir aletten bahsediyoruz. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, sevgili dostlar. Ben kendi videomun altında uzayın çıplak göze nasıl göründüğünü gösteren bir link bırakmıştım. Onu bulayım tekrar. Bakın arkadaşlar. Bulacağım o fotoğrafı. Nerede bulmuştum ya? Böyle bir ha buldum bakın. Arkadaşlar çıplak gözle böyle görünür. Neden böyle görünür? Çünkü uzay cisimleri bizim dünyamız kadar çok fazla ışık yansıtmazlar. Aslında dünyamızda inanılmaz ışık yansıttığı söylenemez. Yani sonuçta ayna değil bunlar. Çok inanılmaz ışık yansıtmadıkları için uzay cisimleri aslında, bakın bu dünyamız, çıplak göze böyle görünür.
Uzay cisimleri bu kadar rengarenk değildirler. Yansıttıkları ışınlar genelde insan gözünün görebildiği kısmı yeşil spektrumdaki kısmı görebiliriz ve bizim gördüğümüz şekliyle gri yeşilimsi bir şey görünür. Teleskopla baktığınız zaman böyle görürsünüz. Tamam mı? Bakın bu mesela yanlış hatırlamıyorsam Plüto olması lazım. Çekilen en eski uzay fotoğraflarından birisi olması lazım bunun. Ne kadar mesafeden çekilmiş? Bu altında yazar yine okumasını bilene, İngilizce bilene bu bilgiler hep mevcuttur. 3,79 milyar mil öteden çekilen Plüto çıplak gözle böyle görünüyor mesela o an çektiği fotoğraf makinesiyle. Düzgün görünmez. Bu yüzden bilim adamları şunu yapıyorlar. Sevgili dostlar. 9 ay boyunca bilgi, data, veri topluyorlar. 9 ay boyunca, 9 ay boyunca farklı spektrumlarda her 8 günde bir şeyleri, bulutları tekrar hesaplayarak fotoğrafını çekiyorlar. 9 ay boyunca bilgi topluyorlar. 9 ay. Bu bilgileri birleştirerek ortaya bir görsel çıkarıyorlar. Şimdi bu salakların yaptığı yorum da şu. O zaman neden çıplak gözle görünen fotoğrafları koymuyorlar? Arkadaşım, adam Türkiye'de oturan, uzaya gidilmediğine inanan, orta yaşlarına dayanmış bir geri zekalıyı tatmin etmek için yapmıyorlar bu şeyleri. Bunların amacı bilimsel yönde ilerleyebilmek. Adam seni tatmin etmek için yapmıyor ki. Bilim dünyasında sen bir hiçsin, sen bir böceksin yani. Sen adamın sikinde değilsin ki. Değilsin güzelim. Ya umurunda değilsin. Bak 9 ay boyunca alınmış bilgiler ortasında çıkan bir görseldir bu. Bu bir görsel. Seni tatmin etmek için yapılmamış zaten. Biz buna diyor emek verdik diyor. Dişimizi tırnağımıza taktık. Bilgileri topladık. Görselini çıkardık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ve dünya eğer güzel ışık yansıtsaydı ve bizim görebileceğimiz spektrumlarda olsaydı böylesine güzel, adı da Blue Marble, mavi mermer, böylesine güzel görünürdü diyor. Ve burada diyor ki, bakın burası çok önemli. Burası çok önemli. Ne diyor? Using a collection of satellite-based observations, scientists and researchers stitched together months of observations in the land, bla bla bla. Şimdi diyor ki biz çok fazla çekim yaptık. Farklı farklı çekimlerde bulunduk. Farklı farklı şeyleri sen şöyle farklı farklı versiyonlarını farklı farklı spektrumlardan farklı farklı şekillerde çektik diyor. Ve bu çekimler diyor, bu görseller diyor, eğitimcilere, bilim adamlarına, müzelere ve halka açıktır diyor. Bakın bunlar da farklı versiyonları. Hepsi farklı. Gördüğünüz üzere. Çift versiyonları falan da var. Yani adam demiyor ki kardeşim biz bunu çekip koyduk demiyor yani. Çıplak halinde az önce gösterdim. Photoshop yapıldığını kabul ediyorsa NASA hile manasına da gelebilir mermer. Haklısınız. Her şeyin çizim olabileceği aklına gelmiyor mu o halde cahil? Dünyanın orijinal resmini niye koymuyor? Yok bunlar daha güzel görünsün diye birleştirildi bilmem ne. Bunlar hep ileride kaçabilmek için bir bahane. Yarın öyle değilmiş derlerse, bazı şeyler ortaya çıkarsa biz zaten öyle demedik ki demek için. Bu adam da Amerikan cahili. Turn Hubble around and show us the world mu? In real time. Zooming in onto a place so that we can see what's happening at that place and we know that there is something up there looking down on us. Şimdi bu da ayrı cahil. Bunun cahilliğini de anlatayım. Sevgili kardeşim Amerika'da televizyona da çıkmış. Amerika'da da cahil çoktur. Gerizekalı boldur yani. Hani iğne atsan yere düşmez. O kadar mal var Amerika'da. Şimdi Hubble dediğimiz şey uzayın derinliklerini ve galaksimizi araştırmak için yola çıkmış bir teleskop ve uzay üssüdür. Pezevenk. Taksi mi çeviriyorsun? Hubble'ı çevir. Dünyayı çek. Abi amacı bu değil ki.
arkasında binlerce insanın, yüzlerce bilim insanının çalıştığı bir bilim dehasından bahsediyoruz. Bir bilim ürünü, milimetrik çekimler yapan bir ürün, envai spektrumda çekim yapan bir ürün, bir araç bu gerizekalıyı tatmin etmek için dünyaya dönüp zoom yapacakmış ya. Bu ben çevreci düşünmek. Sen önemli bir kimsin ki abi? Niye seni tatmin etsin abi NASA? Bilim dünyası seni niye tatmin etsin? Siz kimsiniz ya? Oğlum siz... Yani bu adamı tatmin etmek için Hubble'ı falan böyle rotasından çıkaracak, dönecek, dünyayı çekecek. Kanser ya. İnanılmaz ya. Bunu anlamak için yüksek bir kapasiteye sahip olmaya gerek yok. Var zaten bu arada, çıplak fotoğrafını gösterdik. Az önce gördük arkadaşlar. Çıplak fotoğraf, çıplak gözle nasıl göründüğünü gösterdik dünyanın, uzayın. Az önce gördünüz değil mi? Gösterdik yani, sıkıntı var mı? 15 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın dünyayı canlı varlık olma şansı açık var. Sistem zanneden gerizekalının dramı bu arkadaşlar. Bak ben videolarımda ne kimseye hakaret ettim ne de aşağıladım. Fakat sen istisnasın benim için. Senin ne haddine ki düşünce özgürlüğünü kullanarak bir fikir ortaya atan, senden yaşça büyük birine gerizekalı, sen ne anlatsam da anlamazsın gibi kelimeler kullanabilirsin. İsteyen istediğini düşünebilir. Sen buna yanlış dediğin için senin karşıt görüşündeki biri de sana hakaret mi etsin? Bak kaç yaşındasın bilmiyorum ama fazla galeyana geliyorsun ve az önce benden büyük olduğunu söylemedim abi. Hani kaç... What? Ne oluyor ya? Senden büyüğüm dedi, sonra kaç yaşındasın bilmiyorum dedi. Ne oluyor abi, anlamadım ya. Bak kardeşim muhabbeti yapmış. Ulan... Bak kardeşim. Ben sana... Gerizekalı derim. Bakın benim cehaletle ilgili büyük bir sorunum yok. İnsan cahil olabilir. İnsan bazı konularda bilgisiz olabilir. Ben de pek çok konuda cahilim. Ama cehalet meşrulaştırıldığı zaman o zaman sıkıntı oluyor işte. Evet, düşünce özgürlüğü diye bir şey var. Sen evinde odanda oturup dünya düz diye düşünebilirsin. Uzaya gitmedik diye düşünebilirsin. NASA bizi sikmeye çalışıyor diye düşünebilirsin. NASA bizi seksi aşılamaya çalışıyor. İstediğin her şeyi düşünebilirsin. Şu duvarların memesi olsa da yalasam diye düşünebilirsin. Bunların hepsi yapabileceğin şeyler. Ama toksik bir kimyasal madde gibi bunu genç beyinlere yaydığın zaman o zaman beni karşında bulursun. O zaman ben sana söverim. O zaman ben kendimi tutamam. Tamam mı? Ben kendimi tutamam. Bu memleketin geleceği olan çocuklara sikik sikik şeyler anlatamazsın. Tamam mı? İçinde sıfır gerçeklik payı olan şeyler anlatamazsın. Çünkü özgürlüğün başkasının özgürlüğüne tecavüz ettiğin yere kadar gider. Sen o çocuğun öğrenme özgürlüğünü elinden alıyorsun. Çocuğu kapattın mesela şimdi bilime ilime. Çocuğu kapattın uzaya. Çocuk her şeyin yalan olduğunu düşünüyor. Aptal aptal dolaşıyor 12-13 yaşında çocuklar. Nick bu böyle demiş böyle diye. Oğlum yani söylediğin şeylerin arkasında hiçbir bilimsel gerçek yok. Ve bilim hiçbir zaman... Babam da diyor ki niye uğraşıyorsun bu salaklarla diye mesaj atıyor babam şu anda. Bu salaklarla niye uğraşıyorsun diyor. Ya baba sen de anlamadın ya. Of. Sen de takıyorsun böyle şeyleri kafana. Sen de takıyorsun böyle şeyleri kafana. Neyse. Bilim benceyle olacak şey değildir, tamam mı? Bilimde bence diyen adamın arkasında bilimsel verileriyle birlikte bir tezi olur. Öyle oturduğun yerden böyle. Ya bence neye gittik ya? Dur şu resmin kamasını açayım, tetasına bilmem ne yapayım da olmaz bilim. Tamam mı? Sizin haddinize değil. Siz cahilsiniz. Cahil adam cahilliğini bilecek. Sesini kesip oturacak abi. Ya da kendini geliştirecek, öğrenmeye çalışacak. Böyle çıkıp da 100 bin lira demeç vermeyecek bisik biliyormuş gibi. Haddine değil yani. Senin haddine değil. Bu kadar basit. Benim de haddime değil. Ben sadece senin yaptığın söylemleri, senin ortaya koyduğun aptallıkları ilkokul, ortaokul bilgisiyle çürüten bir adamım burada yani. Çok bir bilgi kullanmıyorum. Ben ilkokul, ortaokul bilgisiyle çürütüyorum şu anda. Çok basit.
Biraz da İngilizcem var. İnternete girip yazdığım zaman neyin ne olduğunu çok basit 30 saniye içinde öğrenebiliyorum. Aşırı derecede manipülasyon yapıyorsun. İnsanlara saygı duymayı öğren. Bu yaşında öğretmesinler sana. Şimdi Öğretsene kendi koçum. söylediği yanına şahit olun. Saygı kazanılır. Ben sana saygı duymak zorunda değilim. Sen saygı değer bir insan değilsin. Sen şerefsizsin benim gözümde. Küçük beyinleri zehirleyen bir adamsın benim gözümde. Sen saygı duyulacak bir adam değilsin ve patolojik bir vakasın. Eğer söylediklerine kendini inanıyorsan patolojik bir vakasın, tedavi olman gerek. Yani kesinlikle. Ben sana saygı duymam. Saygı duymadığım için de şerefsiz bir insan olmam. Yani kesinlikle. Yani ahlak dediğin şey dilde bitmez. Senin yaptığın benim gözümde dünyadaki en büyük ahlaksızlık. Küçük çocukların beyinlerini zehirliyorsun. Bundan hala ahlaksızlık var mı ya? Bundan hala ahlaksızlık var mı ya? Ya baba yayınıma tecavüz etme, açmayacağım. La havle. Hayır. Yayınıma tecavüz etme. Bırak istediği gibi takılsın herkes diyor. Baba senden geçmiş olabilir. Sen de vaktinde bazı şeyleri değiştirmek isteyen bir insandın. Benden geçmedi daha. Tamam. Benden geçmedi. Ben daha buradayım. Anlatabiliyor muyum? Yani haysiyet, onur, şeref, ahlak. Tamam, belki ben ağzımdan dökülenlerden ötürü ahlak sınıfında kalmış olabilirim. Sınıfta kalmış olabilirim konuşma, hitabet konusunda. Ama ahlak sadece bu değildir. Kapalı kapılar arkasında yapılanlar vardır. Gıybeti vardır. Bilmem nesi vardır. Bir de bunlar var. Ya baba! Bak kavga edeceğiz. Bak canlı yayında kavga... Efendim canım. Söyle babacığım. Aa, kapattı. Suratıma kapattı. Ne diyor, kapatıyorsun ya? Aa, kapattı. Baba sana bir ayıbımız olduysa özür dilerim ya. Doktorum. Doktor ne oldu? Alo? Efendim babacığım. Okudum. Bugün tam bir Okudum ama arkadaşa öyle samimi yapmayacağım. Sağ ol. dostla olan muhabbetini anlattım, altına yaparak Niye? güldü. Bu dünyanın düz Niye? olduğuna da inanıyordur. Ah! Antarktika'dan sonra yeni bir dünyaya geçileceğini sanıyordur. Babam dedi ki yanlış yapıyorsun dedi. Bırak insanlar istediği gibi takılsın dedi. Sen yanlış yapıyorsun dedi şu anda. Boş ver dedi. Niye dedim? Boş ver dedi, kapattı. Doğru aslında, cahille savaşılmaz ya. Haklısın baba, evet ben ne yapıyorum ya? Bu bir şey öğrenmez ki. Doğru, babam çok haklı. Babam çok haklı abi. Bu adamla savaşamazsın abi. Doğru. Doğru, adam haklı, saldım. Yeterince kastı zaten kasacağını. Tamam, saldım, saldım. Baba haklı. Baba haklı, baba haklı. Babaya saygıdan kapattım abi. Adam haklı, bir sigara yaktım. Vallahi sinirlerim bozuldu. Bazı şeyleri düzeltemeyeceğimi iyi biliyor. Şimdi tecrübesi var. Tecrübesi var. Yıllarca muhatap olmuş tabii. Evet, doğru, haklısın baba sen, evet. Baba haklı. Baba haklı abi. Hakikaten anlatamam. Hakikaten anlayacağını da zannetmiyorum. Babacım haklısın, sen haklısın. Doğru söylüyorsun. Ama dayanamıyorum. Yani böyle var ya, yani içimde yanıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yanıyor, yanıyor. Yani böyle orada böyle o videonun altında 13-14 yaşındaki çocukları görüyorum böyle. Bizim memleketin geleceği olacak çocukları. Çok haklısın abi. De uzaya gidilmedi de abi, bunların hepsi komplo da, dünya düzde falan fıttırıyorum baba. Yani ben bunu yediremiyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben Türkiye'de ölmek istiyorum. Tamam mı? Türkiye'de ölmek istiyorum. Belli bir süre sonra da döneceğim. Ne zaman döneceğimi şu anda tam bilmiyorum. O kadar planlı programlı yaşayan bir insan değilim. Döneceğim. Tamam mı? Refah seviyesi yüksek. Eğitim seviyesi yüksek. Mükemmel bir ülke olabilecek bir yer Türkiye. Ama bunları gördükçe böyle etim tırnağım çekiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle sinirleniyorum. Hakikaten hiddetleniyorum. Küfretmem de bu yüzden. Hiddetleniyorum yani. Sinir oluyorum.
Neyse. Babam muhatap olma diyorsa haklıdır. Muhatap olmayacağım. Kalkıp bir de böyle bir şarlatanın bana ahlak dersi vermeye çalışması. Yok bana bilmem küçük pandacık demiş, bir şey demiş. Ben hayatım boyunca çok sosyal bir insandım. Yayıncı olmadan önce de sonra da sosyalliğim hiç değişmedi. Girdiğim hiçbir ortamda ne utandım ne başka bir şey. Muhteşem insan ilişkim vardır. Her gün burada 1.000 lira 10.000 lira yüzümü gösteriyorum. Daha yüzünü gösteremeyen bir... Neyse abi girmeyeceğim, girmeyeceğim. Girmek istemiyorum, tamam. Uzumak Yusuf, eyvallah, hoş geldin. Gerildi mi? Gerildi mi? Babam yeter kapat konuyu diyor. Evet. Yalnız baba seni de uyarıyorum. Benim yayınıma ilk ve son karışman, tamam? Böyle şeyler olmasın. Babalık kartını kullandın. 2 ay cooldown'da. 2 ay sonra tekrar kullanırsın baba. Hayret bir şey ya. Sen sezaryen yaparken baba dikişi buradan at diye ben giriyor muyum? Neyse. Alo. Uzay bilimci mühendis. Ne yapıyorsun? Alo.